Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Tonguç Akademi'den herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok heyecanlıyız çünkü ikinci dönemin birinci yazılı kampı başladı. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisinin provasını yapacağız. Hadi bakalım vakit kaybetmeden Bismillah diyelim başlayalım. Evet arkadaşlar Yazılıma geçmeden önce ben sizlere şunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı artık senaryo yayınlıyor yazılarla alakalı ve biz bu senaryoların tümüne uygun olarak bir yazılı hazırladık. Yani senaryo 1'e göre veya senaryo 2'ye göre değil tüm senaryolara uygun hazırlanmıştır bu sınavlar, bu yazılar bunu unutmayın. Yani buradaki sorulu tiplerinin tümünden görebilirsiniz. İkinci konu ise sizlere yazıldan yüksek almanızı sağlayacak bu iki süper arkadaşı tanıtmak istiyorum. Yazılı notlarımız ve yazılı denemelerimiz. Yazılı notlarımızla biliyorsunuz birinci ve ikinci yazılıları kapsıyor. Burada konuları pekiştiriyoruz. Sınavda çıkabilecek bilgileri, püf noktalarını hatırlıyoruz. Hemen sınav öncesi böyle bir strese giriyoruz. Eyvah bildiklerimi unuttum diye biliyoruz ya. Bunun hani çok küçük olması, her, her an elimizin altında olması büyük bir avantaj hemen konularıma şöyle bir bakıyorum ve daha rahat bir şekilde sınav hazırlanıyorum yazılı denemeleri ise Mep konu soru dağılımının tam tablolarına göre hazırlanmış harika sorulardan oluşan bir deneme bu yazılı öncesi kendimizi test etmek istediğimizde bakalım ne kadar iyiyim ne durumdayım dediğimizde buradan sınavları hazırlanabiliriz. E bir de kamp videolarını da takip ediyorsanız tamamdır arkadaşlar. Siz en yüksek notları alacaksınız Allah'ın izniyle. Hadi bakalım şimdi öğrenci notlarımıza başlayalım. Şimdi biliyorsunuz 3. üniteden sorumlu olduğumuz kazanımlar buradan başlıyor. Öncelikle din ve hayat ünitesiyle başlayacağız. Din nedir diyelim? Din arkadaşlar kavram olarak hep karşımıza çıkacak hem dünyada hem de ahirette insanların mutluluğunu amaçlayan, Allah tarafından peygamberlere e, iletilen ilahi mesajların bütününe deniliyor. İlahi kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmasını amaçlamak dedik ya. Ana konularında zaten inanç esasları var, ibadetler var, ahlak ilkeleri var ve toplumsal ilişkiler var. Şimdi insan denen varlık e, yaratılıp işte dünyaya gönderiliyor ve aklı belli bir olguna ulaştıktan sonra belli sorular sormaya başlıyor. İşte ben dünyaya ne için gönderildim? Buradaki amacım ne gibi sorular soruyor. İşte onun bu sorularına, bu anlam arayışına din cevap veriyor. İnsanın yaratılışında bulunan ve inanmayı da içeren, insanın doğuştan sahip olduğu inanma duygusuna biz fıtrat diyoruz. Yani doğuştan getirdiği, sahip olduğu yeteneği fıtrat diyoruz. Bu kavram çok önemli sınavlarda mutlaka çıkacaktır. Hatta LGS tarzı denemelerde de mutlaka çıkıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. İnsandaki inanma ihtiyacı fıtri yani doğuştandır. Her insan aynı fıtrat üzere doğar. Allah'ın yaratmasında bir değişme yoktur. Yani yarattığı insan fıtratında bir değişme yoktur. Ve hepsi yüce bir yaratıcıya inanma, bağlanma, sığınma duygusuyla dünyaya gelir. İşte insanlar bu duyguyu kimisi işte ateşe taparak, kimisi güneşe taparak, kimisi yıldıza taparak, kimisi putlara taparak, kimisi işte Allah'a inanarak, iman ederek bu duyguyu tatmin ederler. Önemli olan, bunun bilincinde olmamız yani bu duygu bizim sonradan kazandığımız ettiğimiz bir duygu değil doğuştan sahip olduğumuz bir duygudur. İnsan her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimiyle dünyaya gelir. Yani en sıkıştığımız anda, en başımızın dertli olduğu anda hemen böyle bizden daha güçlü, insanlardan daha güçlü, yüce bir yaratıcı olduğuna inanmak isteriz. Allah deriz mesela değil mi yani korktuğumuzda Allah deriz. İşte çok sevinçli bir şey haber aldığımızda Allah diye böyle yine bir seviniriz. Yani baktığınızda hep bu duygu içimizde var. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir. Sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Evet din ve birey, din ve toplum diye ayrılıyor. Din birey dediğimizde arkadaşlar dinin birey üzerindeki etkilerini konuşacağız. Ee, şimdi din... İnsanın iyi ve güzele yönlenmesini ister, iyilikler yapmasını ister, kötülüklerden uzak durmasını ister. Ve bunları amaçlar, bazı işte ilkelerle ya da ibadetlerle bunu amaçlar. Kişiye güzel ahlaki değerleri kazandırır. Yani işte mesela yardımlaşmak, merhamet, şefkat duyguları gibi, adalet, dürüstlük gibi duyguları kazandırır. İnsanın manevi ihtiyaçlarını karşılar. Dedi ki insanın ihtiyaçları vardır diye, hem manevi ihtiyaçları vardır, işte inanmak, sığınmak, güvenmek, bağlanmak gibi. İşte bizim bu ihtiyaçlarımızı din karşılıyor. Dua, namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle yaşadığı dini tecrübeler insandaki güvenme duygusunu pekiştirir. Namaz kıldığı zaman kendisini dinleyen, kendisiyle beraber olan bir yaratıcı olduğunu bilmek insana yalnız olmadığını hissettirir. Oruçla bedenini ne yapar terbiye eder, nefsi terbiye eder. Ya da hac gibi ibadetlerde e, sorumluluklarını yerine getirdiği için mutlu ve güvende hisseder değil mi? Dinin birey üzerindeki etkileri bu şekildedir. Din toplum dediğimizde ise e, insanları bir araya getiren bütünleştirici biri oluyor. Ne yapıyor? insanlar? aynı amaç için bir araya geliyor. İşte mesela aynı safta namazda duruyoruz değil mi? Ya, ya da beraber iftarlar yapıyoruz. Ya da işte hac ibadetinde farklı kültürlerden insanlar bir araya geliyor aynı amaç için. Ne yapıyor? Yani bütünleştirici e, bir olgu olduğunu görüyoruz. Zekat, sadaka gibi sosyal ve iktisadi yönü öne çıkan ibadetlerle toplumda birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesini sağlar. Toplumların yükselmesine, gelişmesine katkı sağlar. Din duygusunun güçlü olduğu toplumlar özellikle başlarına gelen e, işte olaylarda, felaketlerde, işte doğal afetlerde olsun. Hemen yaraları sarmaya koştuğu için ee, ne yapıyor? Ee, bu şekilde manevi olarak güçlü bir toplum oluyor. Hem de inanan bir insan, çalışkan düzenli, sorumluluklarını yerine getiren disiplinli bir insan ne yapar? Toplumunun da en iyi yerine get en iyi yerlere getirmek için çalışır, çabalar. Evet, e, dinin birey üzerindeki ve toplum üzerindeki etkilerini bu şekilde sıralıyoruz. Tabii ki. <laughs> İslam'ın korumaya önem verdiği bazı temel haklar vardır. Dinin yaşanmasında bunlar çok önemlidir. Hem dünyada hem de ahirette mutlu olmamız için bu hakları korumamız gerekiyor. Bunlara zaruratü hamse deniliyor. Beş tanedir arkadaşlar. Zaruratü hamse canın korunması, malın korunması, dinin korunması, aklın korunması ve neslin korunmasıdır. en başta canın korunması geliyor. Çünkü canın korunması en temel haktır arkadaşlar. Bu arada hak ne demek? Onun da hemen vurgusunu yapmak istiyorum. Hak arkadaşlar sözlük anlamı işte pay hak edilen işte kazanılan e, gibi anlamlara geliyor. E, terim anlamı ise e, dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki, ayrıcalık anlamına geliyor. Şimdi burada e, dinin e, korunmasını istediği haklar dediği yani e, Kadın erkek fark etmeksizin işte küçük büyük fark etmeksizin e, din ırk e, ayrımı yapılmaksızın herkesin sahip olduğu haklar anlamına geliyor. En başta ne dedik canın korunmasıdır. canın korunması en temel haktır çünkü bunun korunması diğer hepsiyle de ilişkilidir. Şimdi canını korumayan bir insan malını dinini aklını neslini koruyabilir mi? Hayır. Canın korunmasında bireyin yaşam hakkına zarar verecek her şey İslam'a göre yasaklanmıştır. Yani bir insanın canı koruma altına alınmıştır. Ee, anne karnındayken hatta daha koruma altına alınmıştır. Yani anne karnındaki birini bir bebeğin yaşamına son vermekle... ...bir yetişkinin yaşamına son vermek İslam'a göre aynı e, aynıdır, aynı yasaklıktadır. <laughs> bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği de bu e, canı korunması kapsamına giriyor. Yani kişinin bir iş yaparken veya çalışırken kendini veya etrafındakileri tehlikeye atacak her türlü şeyden uzak durması, koruma altında alması, güvenliği sağlaması, canı korumasına giriyor. Yine mesela işte trafik kurallarına uymak canın korunmasına girer kişinin sağlıklı yaşaması hastalıklardan uzak durması durmak için düzenli beslenmesi gerek tedbirleri alması mesela işte korona döneminde maske takılması vesaire tedbirleri aldık değil mi bu nedir canın korunmasıdır hastalandığında ilaçlarını tüketmesi kullanması bunlar canın korunmasına girer. Gilerim malın, malın korunmasına malın korunmasında şimdi herkes dilediği gibi mal elde etme, biriktirme, alma satma hakkına sahip ancak bunun helal yoldan olmasını istiyor Alaytuayla. Haksız kazanç yollarından rüşvet, hırsızlık, faiz, kumar, israf, şans oyunları bunların hepsi yasaklanmıştır. bunlar çünkü başkalarının hakkına da girdiği için, yani kul hakkına da sebep olduğu için, haksız kazanç olduğu için yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. Dinin korunmasına gelelim. Dinin korunmasında İslam dini temel kaynaklarına bağlı kalmak önemlidir. Hurafeler ve bidatlardan uzak kalmalıyız. Hurafe bidatlar nelerdir? Dinde yeri olmayan, sonradan ortaya çıkan batıl inanışlar ve uygulamalar e, hurafe ve bidat olarak ifade ediliyor. İslam dini Kur'an ve sünnetten öğrenilir, hadislerden öğrenilir. Bunun dışındaki uygulamaları bidat ve hurafe olarak kabul ediyor. Evet e, aklı nasıl koruruz Peki aklı arkadaşlar sarhoşluk veren şeylerden uzak durarak yani alkol ve uyuşturucudan uzak durarak koruyabiliriz. Sarhoşluk verecek her şey haramdır İslamliğine göre sağlıklı düşünmeye e, engel olan her şeyden uzak durmakla aklı korunmuş oluyoruz. Neslin korunması İslam'ın önem verdiği temel haklardan biridir aile kavramı üzerinde çok durulur bu e, hakta. Anne ve babanın çocuklarının ahlaki eğitiminden sorumlu olması veya e, zinadan uzak durulması e, evlilik yoluyla nikah e, evet şöyle evlilik yazalım. E, evlilik yoluyla nikah yoluyla evliliğin yapılması. Şöyle nikah yazalım. Ve zinadan uzak durulmasını ister. Ayetlerde bunu e, söylüyorsa o zaman neyi seçeceğiz? Hemen neslin korunmasını Seçeceğiz. Evet arkadaşlar bu ünitenin peygamberi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Kenan'da doğmuştur. Kendisinden sonraki kardeşi olan Bünyamin'i dünyaya getirirken annesi vefat etmiştir. Bu yüzden Hazreti Yakup Aleyhisselam çocukları arasında bu arada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın çok kardeşi var. 11 kardeşi var. Çocuklar arasında en küçük kalan Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin'e ekstra bir şefkat ve merhamet gösteriyor ama Yusuf Aleyhisselam'da farklı bir olay var yani farklı bir durum var. Bunu Yakup Peygamber daha önceden anlıyor ve onu hep korumaya çalışıyor. Yusuf Aleyhisselam işte rüyalar görüyor bunları anlatıyor babasına ve babası bunu kardeşlerine anlatmaması hakkında, hakkında tembihliyor yani bunu sakın kardeşlerine anlatma diyor. Kardeşleri tabii kıskanıyor bu kıskançlık gittikçe şiddetli bir boyuta ulaşıyor sonrasında onu kır gezisi bahanesiyle babasından izin alarak kardeşler ormana götürüyorlar onu kuyuya atıyorlar babalarına da gelip diyorlar ki Yusuf'u işte kurt yedi diyorlar kanlı gömleğini göstererek babalarına yalan söylüyorlar. Sonra oradan geçen bir kervan Yusuf Aleyhisselam'ı kuyunun içinde buluyor, alıyor, çıkarıyor, Mısır'a götürüyor. Orada e, köle pazarında satılıyor. Mısır veziri onu karısına ev işlerinde yardımcı olması için satın alıyor. Köle olarak e, o evde yaşamaya başlıyor. Ardından orada o evde bir iftiraya uğruyor e, ve zindana atılıyor. Zindana atıldıktan sonra Allah Teala kendisine peygamberlik görevi ve rüya yorumlama mucizesi veriyor. Zindandaki arkadaşlarının rüyalarını yorumluyor ve onlara tebliğde bulunuyor aynı zamanda. Sonrasında e bir gün Mısır'ın e, hükümdarı bir rüya görüyor. Rüyasında yedi semiz ineğin, yedi zayıf ineğin yediğini, yedi kuru başakla, yedi yeşil başak görüyor. Ve bu rüyayı yorumlamaları için kahinleri çağırıyor ama hiçbirinin yorumlarını beğenmiyor. Sonra Mısır e, hükümdarının yanında çalışan e, bir e, görevli aklına zindandaki arkadaşı Yusuf Aleyhisselam geliyor. Ve diyor ki zindanda bir e, genç var diyor o. Güzel rüyalar yorumluyordu diyor ve onu çağırıyorlar. E, rüyayı dinleyen Yusuf Aleyhisselam diyor ki 7 yıl e, bolluk olacak ve ardından 7 yıl kıtlık olacak diyor. Ve bu rüyayı beğenen e, Mısır hükümdarı Yusuf Aleyhisselam'a Mısır'a maliye bakanlık e, hazineden sorumlu bakanlık teklifinde bulunuyor. Yusuf Aleyhisselam da ancak hapisten e, kendisine atılan iftira e, suçunu kişi geri çekerse çıkabileceğini söylüyor ve iftiracı kadın getiriliyor. E, suçunu itiraf edince zindandan Nusret Aleyhisselam çıkıyor ve Maliye Bakanı oluyor. Kıtlık Başta başlamadan önceki o bolluk yıllarında ambarlara stokla dolduruyor, buğdayla dolduruyor. Kıtlık yılları geldiğinde de halka oradan erzak dağıtarak bu şekilde kıtlığın sert geçmesini engel oluyor. Kıtlık tabii ki Kenan iline de e, ulaşıyor, oraları da etkiliyor. E, kardeşler oradan işte Mısır e, Mısır'da bir e, görevlinin halka erzak dağıttığını duyunca diyorlar ki gidelim belki bize de e, erzak verir diyorlar ve gidiyorlar Mısır'a geliyorlar kardeşleri Yusuf aleyhisselamı görüyorlar. Yusuf aleyhisselam kardeşlerini tanıyor ve onları affettiğini söylüyor. Kendini tanıtıyor. Diğer bütün aile üyelerini de e, Mısır'a davet ediyor babasını ve diğer kardeşlerini de ve e, kardeşleri karşısında. E, Özür diliyorlar, af diliyorlar ve önünde eğiliyorlar. Yusuf Aleyhisselam da rüyasının bu şekilde gerçekleştiğini babasına hatırlatıyor. Çocukken gördüğü rüyanın bu şekilde gerçekleştiğini hatırlatıyor. Evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından çıkarılabilecek ilkeler nelerdir? Sabırlı olması. Başına neler geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben çok böyle hızlı ve üstünden anlattım ama siz daha detaylı bir şekilde kitaplarımızdan okuyabilirsiniz. Asla isyan etmiyor ve Allah'a dayanıp güvenmesi. iftiraya uğruyor. Ancak yine de hiçbir zaman iffetinden taviz vermiyor. Evin hanımı kendisine çirkin tekliflerde bulunduğu halde. Kur'an-ı Kerim'de zaten iffet denildiğinde anlatılırken hep Yusuf Aleyhisselam akla gelir. Ve onun kıssası Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli Ahsenül Kasas olarak ifade edilir. Bunu unutmayın. Allah bu sureye başlarken Yusuf Aleyhisselam'ın suresinde başlarken size kıssaların en güzeli haber vereceğim diyerek başlıyor. Vefa ve sadakat ve bağışlama kardeşleri kendilerine neler neler yapıyor kuyuyu atıyor ama ona rağmen onları affediyor affediyor hiçbir zaman intikam duygusu içerisinde ya da öfkeye kapılmıyor değil mi? LGS'ye son düzlükte artık sahne full denemecilerin her aşamasında dozu arttırarak ilerleyen doz denemeleri, LGS tarzı sorularla 3 tam denemeden oluşan geri sayım denemeleri, sınav hazırlığında net arttırma odaklı tasarlanan ana denemeleri ve seni bir üst seviyeye çıkaracak olan hızlanma denemeleriyle tüm derslerde hedeflediğin netlere ulaşabilirsin. Denemeler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Evet gelelim bu ünitenin suresi Asır suresi arkadaşlar. Asır kelime olarak zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara geliyor. Üç ayetten oluşan kısa bir suredir. Kur'an'ın 103. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. Bu sure arkadaşlar birinci ayet zaten vel asrı diye başlayarak Allah asrın üzerine yemin ederek başlıyor. Buradan geliyor ismi zaten. Zaman üzerine yemin ediyor bakın. Allah kıymetli şeylerin üzerine yemin eder. Yani insan için kıymetini vurgulamak için daha doğrusu onun üzerine yemin olsun ki der. Asra yemin olsun ki insanlık gerçekten hüsrandadır der ayetin devamında. Ancak bir iman edenler salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Yani onlar ziyanda değillerdir, zararla değillerdir diyerek insanı ebedi hüsrandan kurtaracak yolları gösterir bize. En başta zamanı kıymetini bilmeliyiz. İkincisi samimi bir şekilde iman etmeliyiz. Yani kalbimizle tam bir iman etmeliyiz. Salih amel ne demek? Allah rızası için her şey yapmalıyız. Yani Allah rızası ile yaptığınız her şey, bütün iyilikler salih ameldir. Hakkı tavsiye etmek yani insanlara doğruluğu ve güzelliği her zaman doğrudan yana olmak ve insanlara sabrı tavsiye etmek e, bizi ebedi hüsrandan kurtaracak yollar olarak ifade ediyor Asır suresinde. Evet gelelim dördüncü üniteden sorumlu olduğumuz alan bu konudan sorumluyuz sadece iki konudan sorumluyuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği e, ünitenin adı. Burada başlıklar var. İşte Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir oluşu, Hz. Muhammed'in merhametli ve affedici oluşu diye başlıklar da gidiyor. Biz iki başlıktan sorumluyuz. Doğruluğu ve güvenilir oluşu diye başlıyoruz. Şimdi öncelikle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa örnek olarak allah Teala, onun insanlar için en güzel örnek olduğunu yani üsve-i hasene en güzel örnek olduğunu ifade ediyor. Gerek davranışlarıyla gerek sözleriyle. Diyor ki e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan kişilerde e, kurtuluşa ereceklerini söylüyor. Yine peygamberlere sıfatlarına değinelim. Peygamberlere sıfatları vardır biliyorsunuz. Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ diye. Sıdk peygamberlerin doğru sözlü olmaları, emanet güvenilir olmaları. Yani peygamberler asla yalan söylemezler ve güvenilir kişilerdir. Kendilerine emanet edilen şeyleri korurlar ki en büyük emanetleri Allah'tan aldıkları vahiylerdir. Bunları da insanlara ulaştırırlar. Ee, Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dönemin içerisinde düşündüğünüz zaman cahiliye döneminde son derece güvenilir bir insandı. Hatta o kadar çok güvenilir ve dürüst biriydi ki insanlar ona Muhammedül Emin diye e, seslenirlerdi. Güvenilir Muhammed anlamına geliyor. Hatta peygamberliğinden sonra ona iman etmeyenler dahi onun... ...asla yalan söylemediğini ve çok güvenilir bir insan olduğunu... E, ...ondan övgüyle e, bahsederek ifade etmişlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar güvenilir olduğunu gösteren... ...bir örnek olaydan bahsedeyim. Kabe hakemliği olayı. E, Kabe restore edildikten sonra, tamir edildikten sonra... ...Hacerül Esvet taşı yerine yerleştirilecek. E, ancak kabileler arasında bir tartışma çıkıyor. E, her kabile kendisinin daha üstün olduğunu... ...ve bu yüzden taşı kendisinin yerleştirmesi gerektiğini söylüyor... Ve sonra aralarından biri diyor ki Kabe'nin e, mescidi haramın kapısından giren kişi aramızda hakem olsun ve o karar versin diyor. ve Beklemeye başlıyorlar kapıdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem giriyor ve insanlar çok seviniyorlar e, halkı çok seviniyor. Neden? Çünkü o asla hiç kimseye haksızlık yapılmadan çok güzel bir karar vereceğini aralarında bir anlaşmayı sağlayacağından eminler. Peygamber Efendimiz gerçekten geliyor, onları dinliyor ve bir örtü istiyor. Örtünün üstüne taşı koyuyor. Her ucundan, örtünün her ucundan bir kabile reisini tutmasını, bir başkanının tutmasını istiyor. Bu şekilde Kabe'nin önüne kadar getiriyorlar taşı. Yani hiç kimseye haksızlık yapılmamış oluyor. Taşı da Peygamber Efendimiz yerine yerleştiriyor. Bu Kabe hakemliği olayı o yüzden çok önemli. Hicret öncesi emanetleri Peygamber Efendimize e, e, emanet etmiş kişilerin eşyalarını kendisi hicret edeceği zaman Hazreti Ali'ye emanet ediyor. Hazreti Ali onları sahiplerine ulaştırıp o da kendisi Mekke'den daha sonra ayrılıyor. E, bu arada bunu da hatırlatayım tekrar kendisine emanet etmedikleri halde e, müşriklerden peygamberimize gelip emanetlerini bırakan çok kişi olmuştur. Yani çok kişi var. Ee, düşünün yani onun peygamberliğine iman etmiyorsunuz, onun dinine inanmıyorsunuz, iman etmiyorsunuz ancak onun ne kadar güvenilir bir insan olduğunu biliyorsunuz. Merhametli ve affedici oluşuna gelelim. Merhamet ne demek? Sevgi, şefkat ve acıma duygusu demek. Tüm canlılara karşı Peygamber Efendimiz'in merhametli olması ve bizlerin de olmasını istiyor. Sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diyor. Ve çocuğun ağlama sesini duyunca namazı kısa tutması olayını hatırlatıyor burada örnek olarak veriyor. Bir gün e, namazdayken bir bebeğin ağlama sesini duyuyor ve e, işte namazı bitirip çocuğun yanına gidecek olan bir baba olduğunu düşünüyor veya bir anne olduğunu düşünüyor. O yüzden namazı kısa tutarak hemen e, kıldırıp e, halkın yani cemaatin o şekilde dağılmasını sağlıyor ve çocuğun daha fazla ağlamamasını istiyor. Yine e, hayvanlara karşı çok merhametli oluşuyla ilgili örnekler var. Sorularda dikkat edeceğiniz şey, e, örneklerin başlıklarla uyumlu olması. Evet, o zaman sorularımıza başlıyoruz. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren insanın doğuştan getirdiği yetenektir. Hakkında bilgi verilen kavramı yazınız. Arkadaşlar, bu kavram Fıtrat kavramı hatırlarsanız ne demiştik? Doğuştan getirdiğimiz yetenek fıtrat olacak. Bireylerle toplum arasında bağ kuran ve toplum hayatının devamını sağlayan en temel toplumsal kurumlardan biri olan aile tarih boyunca din ile çok yakın bir ilişki içinde olmuştur. Dolayısıyla aile dini yaşamın merkezi kabul edilmektedir. Hem dini değerlerin hem de ailenin korunması ve yaşatılmasında bu iki kurum birbirlerine muhtaçtır ailenin dini yaşamın merkezi olması ve ebeveynlerin çocuklar için rol model olmaları toplum için sağlıklı bireyler yetişmesini, dini ve ahlaki değerlerin doğru bir şekilde aktarılmasını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla bütün dinler için olduğu gibi İslam dini içinde aile kurumu hayati önem taşımaktadır. Bu metinde İslam'ın korunmasını istediği temel değerlerden hangilerinin önemi vurgulanmaktadır yazınız. Arkadaşlar burada tabii ki neslin korunması bulacak cevabımız. Tonguç Akademi'de tüm kitapların dijital olduğunu biliyor muydun? Yani hem fiziksel hem de dijital. Sahip olduğun bir Tonguç kitabını TAPS uygulamasından aktif ettiğinde içerisinde bulunan tüm sorulara dijital olarak da ulaşabilirsin. Böylece kitabın yanında olmasa dahi istediğin yerde soru çözebilirsin ve ders çalışabilirsin. Daha da güzeli kitabında çözdüğün soruları bir süre geçtikten sonra TAPS uygulamasında çözebilir ve konuları iyice pekiştirebilirsin. O zaman artık dijital kitabın ne demek olduğunu biliyorsun. Arkadaşların falan sorarsa benim yerimi anlatırsın. Asır suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklerin özelliklerden hangilerine değinilmiştir? Yazınız. Tabii ki samimi iman. Samimi iman etmek. Salih amel. işlemek, Hakkı. Ve sabrı tavsiye etmek. Evet bu dört tane. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı, ticaretteki dürüstlüğü, adaletli olması ve hakkı gözetmesi, doğru sözlü ve güvenilir olması kısa zamanda herkes tarafından tanınmasını ve sevilmesini sağladı. Bu metine göre Mekke halkının Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği lakabı yazınız arkadaşlar. El Emin de diyebilirsiniz buna cevap olarak yine kabul edilir veya Muhammedül Emin de diyebilirsiniz. Güvenilir Muhammed anlamına geliyor. Enes radıyallahu anh diyor ki Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet ettim. Aslında yaptığım işler pek de usulüne uygun olmuyordu. Buna rağmen o bir kere olsun bana kızmadı ve yüzünü ekşitmedi beni azarlayıp ayıplamadığı gibi öf bile demedi. Hoşuna gitmeyen işler yaptığımda niçin böyle yaptın diyerek beni sorguya çekmedi. Herhangi bir hatalı davranışımdan dolayı ailesinden biri keşke şöyle yapsaydın diyecek olsa bırakın çocuğu o ancak Allah'ın dilediğini yapmıştır diyerek beni korurdu. Çünkü o çocuklara karşı insanların en şefkatlisiydi. Bu metinde Hazreti Enes, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve hangi özelliğini vurgu yapmaktadır. Tabii ki merhametli ve affedici oluşu. Yapılan araştırmalara göre dünyanın ekime dikime elverişli arazileri 150 milyar nüfusu besleyecek imkanlara sahiptir. Oysa günümüzde dünya nüfusu 8 milyar olduğu halde dünya nüfusunun önemli bir bölümü açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her sene yüz binlerce insan açlıktan ölmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bazı varlıklı kişi ve ülkelerin müsrif ve yoksul kişilere karşı duyarsız olmasıdır. Bu araştırmaya göre İslam'ın korunmasını istediği temel haklardan hangileri ihlal edilmektedir yazınız. Arkadaşlar hangisi ihlal ediliyor? Tabii ki malın korunması. Şimdi malın korunmasında ne vardı? İsraf vardı değil mi? İsraf da malın korunması kapsamına giriyor ve e, israf etmek biliyorsunuz dinimize göre haramdır. Kabirleri ziyaret ederken burada yatan kişileri insanüstü varlıklar olarak görmek, burada yatan kişilerin duaları kabul ettiğine inanmak, kendilerinden medet ummak, yapılan bu hurafeleri İslam dininin birer emri gibi algılamak, türbelere bez bağlamak, mum yakmak, onların adına kurban kesmek, türbelerin etrafını tavaf etmek, şifayı Allah'tan değil Onlardan dilemek İslam dini ile bağdaşmaz. Bunlar tamamen hurafe ve bid'attır. Bu metinde eleştirilen durumun İslam'ın korunmasını istediği temel haklardan hangisini korumaya yönelik olduğunu yazınız. Bu soruya ben yıldız koymak istiyorum. Böyle kırmızı kalemle çünkü daha önce böyle bir soru LGS'de çıkmıştı. Şöyle her tarafına yıldızlar koyalım. Evet çünkü önemli bir soru. Neymiş cevap? Dinin korunması arkadaşlar. Evet. Bu soru önemli. Şimdi bidattan hurafeden bahsediyorsa işte türbelere çaput bağlamak, işte orada yatan kişilerden medet ummak, işte geri geri yürümek veya türbeyi tavaf etmek gibi bakın Kabe'yi tavaf edilir sadece. Kabe dışında hiçbir şey tavaf edilmez. İşte mum yakmak, dilek dilemek, para atmak bunların hepsi dini tahrif eden yani dinin bozulmasına sebep olan, dinin yanlış anlaşılmasına sebep olan uygulamalardır. Bidattır, dinde yeri yoktur. Hükümdar bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin, yedi semiz ineğin, yedi ineği ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi fakat hiç kimse bu rüyayı yorumlayamadı. Bu arada zindandaki adam Yusuf'u hatırladı. Efendisine durumu anlatarak onu zindandan çıkarttı. Hazreti Yusuf rüyayı yorumlamasının ardından ona devlet hazinesinin sorumluluğunu verdi. Buna göre Hazreti Yusuf'un yaptığı rüya yorumunu ve çözüm yolunu kısaca yazınız. Evet, 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlık olacak. Bu rüyanın yorumu arkadaşlar. Çözüm diyelim. Bolluk yıllarında ambarlar dolduruldu ya da doldurulup kıtlık başlayınca halka oradan erzak dağıtmak. Evet bu şekilde kontrollü bir, bir e, şekilde bu 7 yılı atlatmış oldular. Meysel'e Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hesap kitap işleriyle meşgul olduğunu görüp Ey Muhammed saatlerdir ne yapıyorsun burada diye sordu. Hz. Muhammed de Ey Meysere kervanın hesapları ile özel hesaplarımı ayırmıştım. Ama nasıl yapmışsam küçük bir yanlışlık olmuş. Kervanın parası mı benim parama karışmış, benim param mı kervanın parasına karışmış bilmiyorum. Bu şüphe içinde daha fazla bocalayacağıma sen şahit ol ki bütün paramı kervanın parasına katıyorum. Kervanın tek bir dirhemi bana geçeceğine benim onlarca dirhemim kervanın hesabına geçsin buyurmuştur. Bu örnek olayda Hz. Muhammed'in hangi örnek özelliği ön plana çıkmaktadır? Tabii ki doğruluğu Ve dürüst oluşu, dürüst güvenilir oluşu diyelim. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Hazreti Muhammed'e bir adam gelir, kalbinin katılığından bahseder. Hazreti Muhammed de ona şunları söyler. Kalbinin yumuşak olmasını, e, olmasını ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? Öyle ise yetime şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona yedir ki kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun şeylere kavuşasın. Bu örnek olayda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi örnek özelliği ön plana çıkmaktadır? Merhametli ve affedici oluşu başlıyor. Şimdi arkadaşlar sorularda dikkat edeceğiniz şey bu. Örnek olayı verir, hangi özelliği olduğunu sorar. Olayı verir, hangi başlığa ait olduğunu sorar. Buna dikkat edin. O yüzden olaylar önemli. Bunları zihnimize tutmamız gerekiyor. Tüketicilerin satın alma davranışlarını kolaylaştırmak ve gıda tercihlerini doğru olarak yapabilmeleri için etiketlemenin yararı büyüktür ve bazı bilgilerin sunulması zorunlu tutulmuştur. Şimdi burada üç tane sembol var arkadaşlar. Geri kazanılabilir ambalaj sembolü, gıda ışınlama sembolü ve helal sembolü. E, bu semboller sırasıyla aşağıdaki temel haklardan hangilerini korumaya yöneliktir. Şimdi geri kazanılabilir ambalaj sembolü diyor ki ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması amacıyla ambalajlar üretimleri sırasında işaretlenir. Gıda aşınlama sembolü dediğinde bu arada şunu açıklayalım öyle gidelim. Şimdi geri e, kazanılabilir demek israfı önlemeye yönelik değil mi? Dolayısıyla nedir bu? Malın korunması. Gıda ışınlama sembolünde ışıl işlem veya koruyucu kullanım mümkün olmadığı gibi gıda maddelerinin sağlık açısından risk yaratacak bulaşanlardan aranılması için ışınlama tekniği kullanılır diyerek burada da insana vereceği bir zararın engellendiğinden bahsediyor. Dolayısıyla canın korunması diyoruz. Helal sembolünde satın alınan ürünün İslami koşullar uygun olarak üretildiğini ve paketlendiğini içeriğinde alkol ve benzeri zararlı maddelerin olmadığını ifade etmek için kullanılır. Alkol neydi? Sarhoşluk veren şeyler. Aklın korunmasıydı değil mi? Dolayısıyla cevap ne olacak? Zaten direkt malın malınla e, başlaması, başlaması gerekiyor. A ve B seçeneğini eriyorum. Sonra canın gelmesi gerekiyor. Hemen zaten cevap çıktı. C seçeneği canın sonrasına aklın korunması geliyor. Hazreti Muhammed Mekke fethine doğru giderken bir vadide yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördü. Bir sahabeyi çağırıp köpeğin ve yavruların rahatsız edilmemesini sağlamak için ordu geçinceye kadar orada nöbet tutmasını emretti. Bu örnek olay ile aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi ilişkilendirilemez? A. Her can taşıyan, varlığa yapılan iyilikte sevap vardır. Bu tabii ki can taşıdığı için buna giriyor, ilişkilendiriliyor. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Şimdi burada bir Müslümanın diğer Müslümanlara zarar vermemesinden bahsediyor. Ancak yukarıda bir canlı yani bir Hayvanlığa yapılan bir iyilikten bahsediyor. Yine de diğer seçeneklere bakalım. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur. Burada yumuşak yani şefkatli davrandığını görüyoruz. Yine konuyla ilişkilendirilebilir. Siz yeryüzündekilere merhametle davranın ki göktekiler de size merhamet etsin. Bu hadiste yine yukarıdaki olayla ilişkilendirilebilir. Çünkü yeryüzündeki varlıkların tümüne merhametle davranmamız gerekiyor. Ancak B seçenek insanların insanlara karşı yani Müslüman'ın Müslüman'a karşı... E, Emniyet içinde olması yani güven vermesinden bahsettiği için ilişkilendirilemez. Ağaçlara çaput bağlamak, türbelerde mum yakmak gibi uygulamalar İslam denince yasaklanmıştır. Bu yasaklar İslam'ın korunmasını istediği temel haklardan hangisine yönelik olduğunu yazınız? Dinin korunması tabii ki tekrar bakın map, e, örnek yazılı sorusu. Benzerinde ne var? Aynı soru tekrar geliyor. Kıtlık zamanında Hazreti Yusuf'un kardeşleri Mısır'a buğday almaya gitti. Çocukluk yıllarında kendisini kuyuya atan kardeşlerini tanıyan Hazreti Yusuf onların isteklerini kabul etti ve onları sarayda en güzel şekilde ağırladı. Bu olaya göre Hazreti Yusuf'un tutum ve davranışlarından çıkarılabilecek ahlaki ilkeleri yazınız. Şimdi burada e, ne yapıyor? Kendisini kuyuya atan kardeşlerini affetmesi, affedici ve bağışlayıcı olması, ee, sonra ne diyelim intikam almaması, intikam duygusuna kapılmaması diyelim. Evet, bunları yazabiliriz. Hazreti Muhammed Medine pazarında dolaşırken bir buğday yığınının yanına geldi. elini o yığının içine daldırınca parmakları ıslandı. Satıcıya bu ıslaklık nedir diye sordum. Buğday sahibi üzerine yağmur yağmıştı ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed şöyle buyurdu. Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir hadisi buradan geliyor. Hazreti Muhammed bu, e, Hazreti Muhammed'in bu olaydaki tutumu peygamberlerin sıfatlarının hangisiyle ilgilidir? Peygamberlerin sıfatlarından hangisiyle ilgilidir? Şimdi burada ne yapıyor? Aldatmak, güven e, vermemekten bahsediyor. Yani karşı tarafı kandırmak. Peygamberlerin sıfatlarında ne vardı? Emanet e, vardı değil mi? Güvenilir olmak. Emanetle ilgilidir. Evet arkadaşlar geldik yazılı provamızın sonuna. Kur'an-ı Kerim'de hayatı Kısımların en güzeli olarak nitelendirilen peygamber kimdir? Ödüllü sorumuz. Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.